Bam 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 bam. Hallo. Direkt söyledi, yes memnunum. Hallo. Bam pata pata bam pata pata bam bam. Tişörte ne zamana gelir? Bugün konuştum daha. Bugün sabah konuştuk. Bayram olduğundan geçen hafta çok fazla işlem yapamadık. Onlar da tatildeydi. Bu hafta şu anda bugün şeye girdi. Son teste girdi. İkisi de nakış. Nakış testi yaptırıyoruz bugün. Küçültüp ortaya koyup iki tane ürün gelecek. Birisi mavi, birisi siyah olarak gelecek. Büyük ihtimalle yarına falan gelmiş olur. Ya yarın ya da ondan sonraki gün. Onay vereceğim. Ondan sonra da direkt satışa açacağım. Baya yakın şu anda. Bars Rolf çatış olunca için bu arada canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. Evet evet. Baya kaçav modda. Bugün ne var? Bugün çok büyük ihtimalle şey var. İsmi nedir onun? Bugün birkaç tane co-op oyun var. Bugün birkaç tane co-op oyun var elimde, güzel. Üzerine de şey yapayım diyorum. Bir Final Fantasy raid yapıyoruz. Bugün bir Final Fantasy raidimiz var. Şeyden tişört mü? Ultra kaliteli. Şendiyalar kaptın mı? Yok. Çıkmadı. Çok şeyim yok ya. Mersin site hazır mı? Mersin site hazırlarım ya 2 günde. O çok sıkıntı değil benim için. Bütün masa üstümü temizliyorum da. Hallo. Hoş geldiniz. Hunter Zolomon çok da şu 5. yaşın canımsın. En iyi ben abi. Hoş geldin. Ha, co-op oynar mı? Güzel oyunlar ya. Yok, ikisi de. İkisi de güzel oyunlara benziyor. Hatta 3'ü. Çünkü sözde kampanya fiyatı olacak mı tişörtte? Hayır. Tişört olabileceğini zaten en ucuz olacak. Remake'çi çok da şu 8. yaşın canımsın. En iyi ben abi. Hoş geldin. Abonelik kanallarda bile reklam çıkıyor. Ne yapabilirim? Şöyle, o partner ne zaman partner olduysa ona göre reklam çıkma olayı olabilir. Her şeyde ismi nedir? Her partnerde abone olunca reklamsız diye bir şey yok. Onlar genellikle eski yayıncılar. Yeni yayıncılarda yok ne yazık ki o. Ondan görüyor olabilirsin reklam. Zion KS çok güzel 11. ay ya Black Kişi 6. ay. Tris 11. ay. Reakçı 11. ay. Remetçi 8. ay. Hunters olmalarımıza hoş geldin. Aboneliğine reklam koyulabiliyor. Yok, aboneliğine reklam koyamıyorsun. Eğer o dediğim gibi hani benim mesela öyle. Ben intro dışında introda çıkabiliyor farklı o Twitch'in reklamı. Ben mesela reklam bassam benim abonelerim asla görmüyor onu. Onu göstermenin yolu da yok. Öyle diyeyim. Lemon Link çok teşekkür ederim. 26 milyar milyon için canımsın. Anyway, zaten reklamda şey yok. Özel bir tuş yok. Sadece reklama bas. Haha gobr diye. Bu kadar yani. Başka bir tuş yok. As free viewing yazıyor. Evet evet yok. Benim aboneliğimde veya eski Twitch yayıncıların hepsinde şey görmezsiniz. Reklam görmezsiniz. Aboneyseniz. Yayın başında görebilirsiniz. O ayrı. O Twitch'in reklamı çünkü.
New World oynar mısın acaba? New World ben oynadım. Beta takaslı oynamayacağım. Full çıkınca oynayacağım. Çünkü oyunun aynısı. Ben beta'da oynarsam full gazla full şeyde oynamam. Full çıktığında kesinlikle oynamam. Kuriksiye çok taşı 3. ay için. Doruk Savaşı 10. ay. Süper Cookie 6. ay. Lemon Link 26. ay. Seven Lol 4. ay. İhsan 8. ay. White Shell çok taşı 5. ay için. Canımsın. En iyi abone abi. Sanırım hoş geldin. Ben bir saat oldu sabah yayın başlıyorum. Kendi kendim. Ah be kral. Beta'dan çıktığı zaman sıfırlanıyor. Evet evet. Beğendim mi? Şey mi? New World mı? Ya diğer beta'dan hiçbir fark yok benim gözümde. Oyun güzel ama ya benim için bir aylık ömrü var oyunun. Hani bir aylık, bir ay bile süreceğini düşünmüyorum. Yani beni, bana göre bir MMO değil. Oynarım. Her türlü MMO oynarım. MMO'nun köpeğiyim. Ama benim için bir MMO değil. Vukuera çok teşekkür bu arada 9. ay için, canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Ama bu oyuna manyak köle olacak insanlar var. Hani böyle işim yok, hayvan gibi böyle o MMO oynamak istiyorum diyen bir insansanız deli gibi oynarsınız. Deli gibi oynarsınız. Ruhum yok, tüm günümü veririm oyuna diyorsanız bu oyun sizin için. Mertcan çok teşekkür bu arada 11. ay için, canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. BD oyuncular mesela çok sever. Evet kesinlikle BD oynayan herkes bayılır bu oyuna. Üzerime de paid twin değil şu anda en azından. Öyle gözüküyor. Windows 7 mi 8 mi? 10. Ben Final Fantasy Filter'a başlayayım. Yeni güzel geliyor diye. Değil mi? Güzel geliyor. Dedim oğlum size. Bugün raid'imiz var. Bugün hem bir tane raid göstereceğim size. Bir de çok güzel bir tane extreme trial göstereceğim. Extreme diyeyim. Hard trial göstereceğim. Bugün yaptım hatta bir tanesini. Çok çok zevkliydi. Final Fantasy raid'i göstereceğim bugün size. Evet. İlk raid'ime gireceğim. Ben de girdim. Hiç girmedim oraya da. Ünlem raid sponsorluk mu? Yok. Final Fantasy'de raid'e gireceğim. Ünlem raid değil. Ya harbiden Final Fantasy raid'ine gireceğim. Hatta ben onu yazayım mı? Şimdi gerizekalı görecek birisi. Bak kesin olacak şey söyleyeyim mi bak. Çok çok güzel bir şey söyleyeceğim. Birisi o başlığı görecek. Gerizekalı olduğun için anlamayacak. Ondan sonra 1,5 hafta sonra gelecek. Abi sen raid reklamı yapmadın mı diyecek. Çok bariz yani. Onu görebiliyorum. Önüm yani geleceği görüyorum. 1,5 hafta sonrasını görüyorum. Çok bariz yani. Evet evet başlığı değiştirdim. Başlığı okumuyor. Okuyorlar. Başlık drama yaratmak veya laf çakmak içinse okuyor kesinlikle. Kendi işine yarayacaksa okumuyor. Douglas DM alsan da eklerim ya. Bu arada yapardım da raid reklamını. Ben mobil oyun oynasam raid reklamı yapardım. Raid gayet güzel oymuş. Ben dedim ya Volchos'tan izledim. Daha önce hiç oynamamıştım ve izlememiştim. Hala oynamadım. O değişmiyor. Ama mobil oyun oynasam ben kesin reklamını yapardım. Çok çok açık ve net söylüyorum. Bayağı keyifli oyun yani benim için. Benim oynayacağım türde bir oyun yani. Ama mobil oyun oynamıyorum. Yani mobil oyun oynamadığım için yani paid skip çok fazla. Ya ben oyunda şeyi görmedim. Başka insanlarla kapışma sistemini görmedim ya. O yüzden benim için o tür oyunlarda paid skip paid win çok umurumda da olmuyor. Başka insanlarla kapıştığım zaman tilt oluyorum ben paid skip ve paid win'e. Ya mesela Archiro'da o yüzden hiç tilt olmamıştım. Archiro'da ben hiçbir zaman PvP yapmadığım için veya PvP'si var mı bilmiyorum Archiro'nun. Mesela Archiro kesinlikle bir yerden sonra inanılmaz seni bir şey almaya itiyor. Hani baya hani para ver kardeşim diyor. Ama ben millete karşı oynamadım. Hiçbir zaman almadım. Yani umda değildi. Mobil oyunlarda zaten pay to win %100 ya. Mobil free to play bir oyuna pay to win değil diyen yalan söylüyordur. %99. %99. Kronos çok da çok 11. ay için, canımsın. En iyi abonem. Sınavımıza hoş geldin. Tabii oğlum yani olayı o. Mobil oyunun olayı o yani.
Gaç oynar Genshin'i pay to win sayılır mı? O pay to win değil ama. Yo, o pay to win sayılmam mesela. Mobil hentai oyunu. Genshin yok ya, sayılmaz. Pay to skip be, ama Genshin'i bütün içeriği oynayamıyor musun? Oynayabiliyorsun, bir şey limitlemiyor. O bağımlılık, kumar oğlum o. Gaçalar, yok bu arada gaçalar sayılır. Gaçalar çok pay to win olabiliyor. Mesela Pokemon'unkisi neydi? Pokemon Masters inanılmaz pay to win. İnanılmaz bir seviyede pay to win. Yani Predator'ı bir şekilde pay to win mesela. Evet, evet. Gacha'dan gacha'ya değişiyor. Nasıl bir onda pay to win olayı. Yenemiyorsun Buğra. Yani item gerektiriyor. Belli itemlar gerektiriyor. Belli karakterler, belli sinkler gerektiriyor. Yani imkansız geçebilmen o noktaya getiriyor. Crystalis çok teşekkür ederim. 10. 10 kişi abone için. Taidok 29 milyon yıl bu aralarımız. Hoş geldin. Jaraxxus 5. ay. Levekured 11. ay. Krixer 49. ay. Noan 23. ay. Canımsın. En iyi abonemsin. Aramıza hoş geldin. Shazar çok teşekkür ederim abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonemsin. Şu ana kadar gördüğüm en pay to win oyun. Son zamanlarda Pokemon Unite. Pokemon Unite'dan daha pay to win çok az oyun gördüm şu anda. Mekaris çok da çok 10. ay için bu arada canımsın. En iyi abonelerim, hoş geldin. Pokemon Unite gördüğüm en pay to win'e kayık oyun. Bayit normal. New World'ı gördüm. New World oyunu da cool mu ya? Ama şey full versiyonunu bekliyorum oynamak için. Neyi pay to win? Pokemon Unite'ın mı? Pokemon Unite'da Pokemon'ların seçtiğin Pokemon tutabileceği 3 tane item var. O item upgrade'ini parayla yapabiliyorsun. Ve normal bir şekilde 3 tane item'ı 30 level yapabiliyorsun. Normal bir şekilde bir Pokemon bir item'ı 30 level yapmak yaklaşık 3 aylık oyuna denk geliyor. 3-3,5 aylık oyuna denk geliyor. Ya öyle söyleyeyim. Bayağı oynamalıydım. Yani ölümüne bir pay to win. İdare telefonu Switch hesapların bağlıymış. Direkt çıkınca bağlayabiliyor musun? Yani şu anda kimse fark etmedi onu. Yani çok az kişi fark etti onun pay to win'liğini. İnanılmaz derecede kırık bir oyun. Valorant'a mola alma ne zaman gelir? Var zaten. Ama pro maçlarda, normal maçlarda yapmıyorlar çünkü millet bokunu çıkartır diye büyük ihtimalle. New World Pay to Win. New World'da şu anda Pay to Win'lik hiçbir şey yok. Ama New World hiçbir şey göstermiyor. Şimdi New World Pay to Win değil. Pay to Win yorumunu yapamayız şu anda. Çünkü New World size mağazasını göstermiyor. Şu anda. Sadece mağazanın bir bölümünü gösteriyor. Full çıkışında o yorumu yapabilirim. Yani full çıkışında mesela 1 saatlik XP boost. Bom. Pay to Win. Geçmiş olsun. Insta. Herhangi bir XP boost varsa Pay to Win oyun. Faktası normal, ona boş yapıyorsun. Ama memolarda onun olması lazım değil mi? Değil. XP boost dediğin şey pay to win'dir. Lazım değildir abi. O pay to win'dir yani. Şöyle mantık olarak oyunu yapan Amazon için paraya ihtiyaçları olmaz. Yani öyle düşünüyorsa ama bu herifler oyun yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Yani Amazon oyun yapmayı bilen bir firma değil. O yüzden o kadar güvenmiyorum Amazon'a. Yani iki seçenek varsa her zaman kötü olanı düşüneceğim. O yüzden. Ha, düzgün yaparlarsa döverim. O ayrı bir konu. Evet, çünkü yani Amazon oyun yapalım, oyun sektörüne katkımız olsun değil, bu sektörde para varmış diye girdi şimdi. Item takısı pay to win midir? Yok değil. Dediğim gibi yani bilmiyorum bakalım. Şu anda pay to win diye bir şey yok.
Yani şu an pay to win'lik bir şey gözükmüyor. Store sadece kozmetik, gayet de güzel. Ama yani full çıktığında görüşürüz. Full çıktığında görüşeceğimiz bir şey o. Bu FT kart şeklinde görevler, leve görevleri, bölge görevleri onlar, yapmana gerek yok. Ama dediğim gibi yani MMO oyuncular için çok güzel bir dönemden geçiyoruz. MMO oyuncuları son bir senedir, iki senedir ağzı kokuyordu. Çok mutlu. Full'in haftaya release. Haftaya release değil. Oyunun çıkmasına 4 hafta var. New World çıkmasına. TRVCT chart'ı gördüm, konuşacağız. Bu sabahki Bitcoin elinde Bitcoin olayı görmedim. FF14'de SSD kurması gerekli mi? Hard disk yetiyor ama SSD kurarsan daha iyi olur. Raid gece olur, evet. FF niye popüler oldu? Piyasada şu anda direkt piyasada oyun yok. Yani direkt şu anda piyasada bir oyun yok abi. MMO'lar tekrar patladı. Şimdi şeye bakıyorsun. Yani WoW'a bakıyorsun. Tövbe bismillah modunda şu anda. Yani WoW bir iş oldu şu noktada. WoW'u birçok oyuncunun bırakmasının sebebi WoW'un bir iş olması. Haftalık şuna gireyim, şu görevi yapmak zorundayım. Bu hafta şunu yapmak zorundayım. Yani dünyanın en kanser şeyi. Ben o yüzden bıraktım mesela WoW'u. Ben yani oyuna girmek istiyorum. Haftalık işimi yapayım diye girmek istemiyorum. Yani mobil oyun oynamıyorum abi ben. Haftalık şu görevi yapmam lazım, şunu farmlamam lazım değil de oyunu oynamak için girmek istiyorum. Bu iş değil abi. O yüzden ben bu saldım. Sonra işte yani yeni bir MMO, yani oyun olmadığı için bir oyuna ihtiyacım var. Ondan sonra yani bakıyorsun en yakın ona oyun Final Fantasy. Şeye de bakıyorsun. Şimdi bir de Asmongold'un da tabii ki de büyük bir faydası var. Asmongold da bir geliyor. Yani müthiş bir oyun Final Fantasy. Her ama öyle olmadı. Olmadı işte, Final Fantasy öyle değil. Haftalık hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani Final Fantasy'de o kadar çok içerik var ki, o kadar güzel dağıtmışlar ki abi içeriği. Kafana göre abi. Yani istediğin gibi takılabiliyorsun. İstediğin yani çok rahat ya. Hiç uğraşmıyorsun yani. Tabii FF14 her şey, birçok şey WoW'dan çalıyor zaten eskiden. Şu anda çalmıyor da. Çünkü FF14'ün yapımcısı, yani 2.0'ın yapımcısı dev bir WoW fanı. Adam diyor ki ben çok seviyorum WoW'u. WoW'un Final Fantasy versiyonunu yaptım o yüzden diyor. Bu kadar. Ama yani birisi oyuncuları sadece oyunda tutmak için çabalıyor. Birisi oyunculara güzel zaman vermek için çabalıyor. İkisi de para kazanmak için oyun yapıyor ama ikisi arasında büyük fark var. Atari konu konuştuk. Albino oynayanı biliyorum. Ben Albino'nun Alfa'da bile oynadım. Biliyorum Albino'nun. Benlik bir oyun değil. Ya ben hayatınızı göm... Yani şeyi sevmiyorum abi. 7-24 grind oyununu sevmiyorum. O kadar zamanım yok benim. Odaki Toys gibi sistem olsaydı iyiydi. Var aslında 3 aşağı 5 yukarı öyle ya. Minionlar. Gece neydi ismi ne? Crystal Tower. Path of Exile gibi. Path of Exile öyle bir oyun değil. 7-24 grind yapmak zorunda değilsin Path of Exile'da. Olsa pek o kadar zamanım. Onu oynamam. Başka oyunlar oynarım. Ya bir oyuna o kadar zaman gömmeyi sevmiyorum. Yani şöyle. Şöyle sevmiyorum abi. Nasıl anlatayım? Yani bir oyunu o kadar oynarım. Bağımlı gibi 7-24 oynarım. Ama oyun bana bunu diretmemesi lazım. Oyun bana bir şeyi diretince tilt oluyorum. O ayrı. Mesela Final Fantasy ben bu aralar çok oynuyorum. Hayvan gibi oynuyorum. Çok da memnunum. Ama oyun bana bunu diretmiyor. Yani ben oynamak istediğimden oynayayım. Oyun beni zorladığı için değil. Ya.
Mesela New World'de de öyle hissediyorum. New World'de oyunun başında grindlamak zorundasın. Tamam kan. Abi o tür videoları şeyini izlemiyorum. Çok uzun şeyler. Raider'e kişileri rastgele mi alacağım? Belli bir takım var mı? Abi normalde biz büyük ihtimal bir tane alliance doldurabiliriz. 20 24 kişi doldurabilirsek bütün herkesi alır. Yani New World çok grind ama full çıktığında tamam hemen grind olarak oynarım. PvP'si çok keyifli kesinlikle. PvP hayvan gibi zevkli. Ve ben çok çok zevk aldım PvP'sinden. Taşyan Kid çok teşekkür 10. ay için. Tolga Koldza Baş 11. aydı. Kerem 10. ay. Kanzaki 8. ay. Çok teşekkür ederim. Çanımıza hoş geldin. Evet, yok biliyorum sen Quad'da çok spam yapıyorsun. Yok izlemiyorum. Yani yapma. Başka bir netin altında YouTube'lar izlemiyorum. Yine Asya MMO Swords of Legend'a baktın mı? Yok. Asya MMO'da çok benim dikkatimi çek... ilgimi çekmiyor abi. Yani Asya MMO'ları benim için çok pay to win'e yakın oluyor genellikle. Çok çok yakın oluyor. Biraz rahatsız ediyor onlar. Uuu stop hayırlı olsun. Lost Ark biraz daha farklı. Şeyden. BDO da biraz farklıydı. Dediğim gibi oyundan oyuna değişiyor. Pum 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 pum. Bim 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 bim. Otopoz çok güzel 8. ay için canımsın. En iyi abone abimsin. Namaz hoş geldin. Lost Ark oynarım. Lost Ark bu arada pay to win olacak. Daha sonra. Pay to win olacak demiyorum ama Lost Ark'ın pay to win olma olasılığı yüksek. Çünkü Rus tarafına baktığımızda net pay to win. Rusya tarafı pay to win yani mesela. Asya tarafı değil. Asya tarafı normal. Asya tarafı güzel gidiyor şu anda. Rusya tarafı pay to win'e çok yakın. Hani bayağı bildiğin pay to win kapısında. Pay to win diye dersin ona. Amazon yapacağını sanmıyorum böyle ama belli olmuyor işte. TT çok düşük 19. ay için canımsın. En iyi abone misin? Hoş geldin. Aklıma Mena BDO geldi. Onlar mesela. Ne zaman Türkiye'de güzel oynarsa, ne zaman oynayan dünyanın Türk oyunu çıksa da oynayalım diye bekler. Hiçbir zaman. Arkadaşlar. O milliyetçi kafasını geçtik. Yıl 2021 oldu. Yani hiç kimse şu ülkeden güzel oyun çıkar filan demiyor. Stüdyo. Olay stüdyo abi. Mesela tel adamlar diyor ki. Aa evet abi bunlar var bende yapmıştı. Biz bunların bir sonraki oyunu oynayalım. Aa bu herifler Witcher yapmıştı. Kimse bu Polonyalı developerlar demiyor. Geç onları. O kafaya girmeyin. Gerek yok arkadaşlar. Çok ülkeye tıkıyorsunuz kendini. Global düşün. Siktir et. Oyun yapıyorsun. Bir ülkeye odaklı yapma. Rise. Abone ol hemen. Kaintrobius sabahtan akşama gibi oynuyor. Evet abi siktir edin. Türk oyun olmanıza gerek yok. İyi bir oyun olun. Zaten yürürsünüz oradan. İyi bir firma olun. Yok Freddy giremezsin. Rise çok teşekkür ederim 7. ay için canımsın. En iyi abone misin? Cem Beşli aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim onun için. Gönard 29 milyar milyar ölü. Panda Pops 9. ay canımsın. En iyi abone misin? Ay sonra Erzurum vibes. Merch'leri karşısı okuyordum söylemiyordum. Çünkü yayının başına söyledim. Biraz daha insanlar toplansın diye bekliyorum. Merch konusunda ben bugün konuştum. Geçen hafta bayram olduğundan Reflex Studios kapalıydı Merch Studios'u. Tişörtü basacak yerler. Tatildelerdi. Bu sabah konuştum. Son iki tasarım tekrar gönderdim. Bugün tekrar bir baskı alınıyor. Bu hani buradaydı ve büyüktü ya. Bunun ortaya alınıyor. Küçültülecek. Diğeri de baskı değil nakış olarak denilecek.
büyük ihtimalle yarın veya çarşamba günü o numuneler bana gelir. Ben onaylayacağım. Onayladıktan sonra maksimum bir hafta içinde zaten ön satışa açacağım. Yani bitiyor. Son döneme işteyiz. Ay hadi bakalım Flames. Harbiden tam dediğin gibi. Fiyat belirlendi. Yok. İlk önce dediğim gibi. Yani bu numunenin çıkması lazım ki fiyat öğrenelim. Oyun satış ne kadar sürer? Bir iki hafta çıkılır büyük ihtimalle. Duck Emer çok teşekkür bu arada ikinci açın canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Oversize olacak evet. Aa bugün... Bak aklıma ne geldi. Bugün manyak gibi Final Fantasy'de yaptım. Dungeon yaptım. Normal dungeonların hard versiyonları var. Hard versiyonlarını açtım, onları yaptım. Bir tane dungeon'a girdik abi. Tamam, bir tane dungeon'a girdik. Hiç kimse bilmiyor. Dungeon'a girdiğimiz ekibin hepsi yeni. Oyuna beraber başlamışız gibi yani. Hiç kimse oyunu bilmiyor. Dungeon'a girdik. İlk boss'u kestik, ikinci boss'u kestik, üçüncü boss'a geldik. Wipe, içimizden geçti boss. Hiç bok yapamadık. %10 canı falan azalttık. Bir daha gittik, bir daha wipe yedik. %15 bu sefer. Dedim ki, bir şey yanlış yapıyoruz. İsterseniz ben bir internetten bakayım. Bekleyin. 5 dakika. 5 dakika ben böyle internete girdim. Hemen bir tutorial'ını izledim. Orada o şeyde dungeon'da 4 tane şey var. Top var. Toplarla ateş etmen gerekiyormuş meğersem. Hiç kıpırdamayacaksın. Normal vurmana gerek yok. Edler çıktığında diğer adamlara giden edleri sen topla vuracaksın. İşte hani öyle yapınca geçtik ama bir de onların taktiği var. Mesela adam kalkan çıkardığında herifi ateş etmemen lazım yoksa heal'lıyorsun. Atak yaptığında, channeling atak yaptığında ikinci skill'ini kullanman lazım. Ben de chat'ten yazıyorum. Hayatımda ilk defa oynuyorum dungeon'ı. YouTube'dan 5 saniye video izlemişim. Dungeon master'lık yapıyorum. Heriflere yazıyorum. Abi böyle yapın, şöyle yapın, böyle yapın chat'ten ama. Ondan sonra o boss'u öldürdük. Ondan sonra son boss'a girdik. Son boss'ta tam wipe yiyoruz abi. Öleceğiz. Limit break diye bir şey var. Acayip güzel bir özellik. Dungeon'ı yaptıkça limit diye bir şey var. Bar var. O barı doldurdukça karakterin limit üstü bir hareket yapıyor. Sadece yani bütün parti için o limit. Özel bir hareket yapıyorsun. Çok cool bir hareket yapıyorsun. Ekstra damage falan vuruyor. Abi boss'un %2 canı kaldı. Herkes yatış. Öldü. Herkes öldü. İki tane atak yaptım. Limit break'i açtım. Öldürdüm son saniyede. Götümden ter akıyor. Kazandım. Şimdi bir de Final Fantasy'de şöyle güzel bir olay var. Commendation. Bir dungeon bir de veya raid'e girdiğinde bu adam çok iyi hareket yaptı. Helal olsun diye commend edebiliyorsun herifi. Tebrikler diyebiliyorsun. DPS'ler commendation alamıyor. Başını alıyor maksimum. DPS'ler. %90 ya healer'e ya da tanka veriyorlar DPS commendation'ı. Bir kişi commendation attı. Götümü yırttım bütün raid'de ve dungeon'da. Gittim video izledim heriflere anlattım. DPS'i de son saniyede crit attım. Bilmem ne bir commendation geldi. Haram olsun. İnşallah o boss boğazınıza kalır. Ya tilt oldum ya. Alay bab çok teşekkür ederim abone olmuşsun canımsın. En iyi abonemsin. 6B666Z sen çıkarmadın abi. Alerti sen çıkarman lazım. Refresh at paylaş çıkacak. Aa yo çıkmış pardon. Çok teşekkür 6B666Z çok teşekkür 3. açın canımsın. En iyi abonemsin hoş geldin. Bence o sistemi bilmiyorlar. Bilmiyorum abi vallahi yani. Çok çabaladım olmadı abi. İçerledim ya biraz. İçerlemiş gibiyim. Doksu yok alınmıyor ne yazık ki. Ama istiyorsan bana da yaz Discord'dan hallederiz. Valorant'taki eşleştirmeleri gördüm. Konuşuyoruz üzerine. Moji çok teşekkürler bu arada 28. ay için canımsın en iyi abonem misin aramıza hoş geldin. Pam
Bu arada şöyle bir şey diyorlar. Warner Bros veya Warner Bros değil de şey. NetherRealm Studios. Şimdi Mortal Kombat'ın yapımcısı veya Injustice'in yapımcısı bir Marvel oyunu yapıyor diyorlar. Evet. World War Hulk konseptinde bir oyun yapıyor diyorlar. Böyle bir duyum var. Güzel bir duyum. Evet, Hulk gerçekmiş. Game servisim. Orkun dövüş oyunu, dövüş oyunu lan. NetherRealm Studios dövüş oyunu dışında oyun yapmıyor ki. Dövüş oyunu yapacaklar. Fighting. Aduket. Bumbe. Bir sırayla çok teşekkür olunca için canımsın. En iyi abonem. Sınavımıza hoş geldin. Kontrol drifting sorunu nasıl çözülür? İçini aşarak. FT başka bir serverdaki biriyle dungeon'a girebiliyor musun? Güzel soru, bilmiyorum. No idea. Marvel vs. Capcom'un da bir farkı olmaz ki, olur. Ya, alakası yok Marvel vs. Capcom'la şeyin final şey NetherRealm oyunlarının gameplay çok farklı. Peki ben dövüş oyunları bilmiyorum da yani. Sandalye memnun, memnun bayağı. Finally çok teşekkür 11. ay için. I think ha. Çok teşekkür 3. ay için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Yarın diyorum ki spora yazılayım. Artık zamanı geldi. Ay fazla 15 oldum. Hala oyunu yabancı hissediyorum. Daha yeni geldin abi. Daha bismillah. 15 yıl ne ki? Bu arada Mortal Kombat 11-12 milyon kopya satmış. Yani iyi satmış. Çok iyi sağlam satmış. Ve bütün şeyde fighting o yani dövüş oyunları janresinde en çok satan oyun Mortal Kombat'mış. 73 milyon ünite satmış şu ana kadar. Smash Bros 65 milyon satmış. Tekken 51 milyon satmış. Street Fighter 46 milyon satmış. Buradaki asıl başarı Smash Bros'un ama. Yani Smash Bros sadece Nintendo'ya çıkarak 65 milyon sattıysa bir boku becermiştir. Yani maşallah. MK 11 24 TL satıyor, 20 lira sattım bir zahmet. Abi Türkiye'den 100 bin kişi bile almamıştır oyunu. 73 milyon diyorum. 12 milyon sattı diyorum. 100 bini vurmamışızdır. 20 bini vurmamışsızdır bak. 20 bin. 100 binden indim. 20 bin bile değildir. Yegemen güzel değil mi? Çok güzel sos. Worcestershire sos çok iyi. Kötü daha öyleymiş ya. On daha çok iyiymiş. Ben fighting game çok sevmiyorum ama. Hükümet konuşuldu mu? Hem oynadım hem konuşuldu. Pay to win. Pay to win değil demedim. Pay to win oyun. Yani pay to win olduğunu kanıtladım. Pay to win oyunu yani. Öküz gibi pay to win. Doğuksu bu arada çok da çok 11. ay için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Bize rezillik attığını konuştuk onu. Hatta direkt videosu var. Ne zaman yayında oyun oynamıyorsun? Demek ki yayınlara gelmiyorsun. Path of Exile yeni yapıyorum. Yok, Path of Exile oynamıyorum ya. Ara yani çok arada sezonsal giriyorum sadece. Dilba Dil çok teşekkür 9. ay için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Mado 11. ay bu arada çok teşekkür ederim.
Lost Ark çıktığında konuşuruz Avrupa versiyonu. Stream Deck almayacağım, hayır. Yani bu, yani $500 vermek istemiyorum o cihazı. Gerek yok, ihtiyacım da yok. Yani havaya attığım bir $500 çünkü. $500 da az para değil. Dünkü voleybol maçı izledim. Az önce arkadaşlar New World pay to win mi? New World değil. New World'ün ne olup olmayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. New World konusunda hiçbir bilgimiz yok. Bakalım. Kader. Yani New World tam bir çıkınca görüşürüz abi. Olmaz ya, pay to win sanmıyorum ben. Ha, belli olmuyor abi bu tür oyunlar. Yani adamlar son bir senede de o kadar bekleyip düzgün bir update getirmesini bekliyorduk, getirmediler. Yani düzelttikleri bazı şeyler var ama bir senede de değişmemiş. Yani bir çıktığında pay to win olabilir, olmayabilir. Çıkana kadar yorum yapmayacağım. Çıktığında konuşuruz. Ha, çünkü evet, yani çıktığında bir bakarsanız hızlı koşma potion'u. Oyun düzgün sorunsuz oynanıyor şu an. Oyun düzgün değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi PvP'si veya oyunun kendisi dodge based'li, yani dodge'lama mekaniği üzerine kurulu bir oyunda late şey varsa, lag varsa oyun düzgün değil. 50. saatim. Ben 120 saat oynadım. Bir önceki ve beta, bu betayı toplamda. Yani saate göre yorum yapıyorsak daha fazla oynadım. Oyun düzgün değil arkadaşlar. Mutlusunuz, o ayrı. Keyif alabilirsiniz. Oyun kötü değil. Ama oyun düzgün de değil. Yani oyunda trade sistemi birçoğu, yani bir denedim mi bilmiyorum ama anlık 200 bin kişi. İşte beni ilgilendirmiyor abi. Anlık 200 bin kişi de çöküyorsa oyun çıktığında içine sıçar bu oyun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani serverlar 200 bin kişi anlık olduğunda alev atıyor. Ve daha fazla olacak oyun çıktığında. Ben mesela şu anda oynamıyorum. Çıkışına bekledim diye. Çıkışını bekliyorum çünkü şu anda. Birçok kişi benim de bildiğim böyle bekliyor. Oyun çıktığında 600 bin gördüğünde bu serverlar ne bok yapacak? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Şu an mesela trade bazen çalışmıyor. Trade sistemi. Çok şeyde mesela şehrin içinde yaparsan bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Trade sistemi mesela. Ki trade sistemi önemli, özellikle klan içi. Böyle lock diyorsun, trade'e basıyorsun diyor. Yani o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 200 bin anlıktan çok daha fazla olacak çıktığı zaman. Ya korkum o benim. Oyun düzgün çalışmıyor çünkü şu anda. Bakın mesela abi, mesela yo, bu arada bak, yeterli de çalışmıyor. Şu anda şey dönemindeyiz. Honeymoon dönemindeyiz. O oyundan keyif alıyoruz. Ben yani kaçıncı MM olduğu için artık ezberledim bu hissi de. Yine de keyif alıyorum. Şey kısmı vardır. Yeni bir MMO'ya başlarsın, her hatayı görsen bile siklemezsin. Çünkü yeni bir MMO'dur. Keyif alıyorsundur. Yani acayip keyiflidir. Çünkü yenidir. Her hatayı böyle sineye çekersin. İkinci haftadan sonra tilt etmeye başlar o hatalar. İkinci hatadan, üçüncü hatadan, dördüncü hatadan bir yerden sonra tilt etmeye başlıyor.
Mesela en büyük hatalardan birisi birçoğunuzun da fark ettiği ama şu anda rahatsız olmadığı, mob çıkmıyor oyunda. Mob yok. Görev veriyor. Koyun kes. Koyunun başında 500 kişi böyle bekliyorsun. Böyle bekliyorsun. Bu arada spawn süreleri uzun değil. Server kasıyor. O yüzden mob yok. Spawn sürelerin uzun olduğundan değil, server kastığından dolayı şu anda. Yani Kanla serverında bir gün o kadar kötü kastı ki 6 saat boyunca mob çıkmadı oyunda. Cicikus diyoruz, abone ol bu arada. Mesela şey var. Beta normal. Abi bu beta değil ama işte onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu beta değil. Yani bu demo oynuyoruz biz. Early access oynuyoruz. Yani bu oyun bir ay sonra çıkacak. Ya yani bitti yani. Bir ayda hiçbir şey yani yeni bir özellik gelmeyecek bu oyuna. Serverları düzeltebilirler. O kesinlikle bu arada. Yani bu early access bayağı bildiğin yani stres testi bu. Ama işte stres testinden kalıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün stres testinden kalırsın. O doğru. Çünkü bu stres testi. Üç gün boyunca stres testten kaldın. Dördüncü, beşinci, ya bir hafta oldu oğlum neredeyse çıkalı beta. Hala bok gibi serverlar. Ve oyun çıktığında bundan 4 katı veya 3 katı daha fazla oyuncusu olacak. 3 aşağı 5 yukarı. Ya öyle bir şey var. Şey yok. Yani içerik yok. Mount gelecekmiş. Mount gelmeyecek. Mount çıkışta gelmeyecek. Mount o zaman vadede gelecekmiş. Şu an kaç online? Şu anda 150 bin ile 200 bin online geliyor. Oyun çıktığında çok büyük ihtimalle 400, minimum 400-500 görecek. Parasını hak ediyor mu? Kimin için olduğuna bağlı. Bir yani mesaili iş çalışan birisiysen 9-5 çalışan birisiysen kesinlikle değmez. Kesinlikle değmeyecek abi. İmkanı yok. Ama yani böyle hayatsız bir MMO oynamak istiyorsan kesinlikle her kuruşuna değecek bir MMO. Yani kesinlikle her kuruşuna değecek bir oyun. Bu arada oyunda bence binek olmalı. O oyunun traverse problemi var. Oyunun hayvan gibi traverse problemi var. Yok artık abi var. Öküz gibi traverse problemi var abi oyunun. Oyunda A lokasyondan B lokasyona gitmek dünyanın en kanser şeyi. Ya yürüme hızını arttıracaksın ya koşu ekleyeceksin, sprint ekleyeceksin. Ya da şey ekleyeceksin. Mount ekleyeceksin. Tam bir kanser çünkü şu anda. Bu arada hayır bak. Safe koşu yolu olmasın. Ben ona katılmıyorum. Oyunda, bu oyunda her tarafta sikilebilir istiyorum. Çünkü oyunun PvP. Oyun PvP oyunu. Sen binekle gidiyorsan ve PvP'nin açıksa adam seni tak diye indirdiği anda PvP şey, mount'un düşmeli. O farklı bir şey. Kesinlikle olmalı. Ne olursa olsun bir binek tarzında bir şey, yani hızlı bir şekilde gitme yöntemi olsun. Yani A noktasına B noktaya ben daha hızlı gitmem lazım. Çok yavaş, çok kanser çünkü oyun. Ya çünkü gameplay'in şu anda %80'i yürüme. Görevleri de götlüğüne en uzak noktalara vermişler. Çünkü şey video yani bu bir, şu yüzden beni tilt ediyor. İçeriğimiz yok. İçeriğimiz olmadığı için A noktasına B noktasına yürüteceğiz sizi. Hani çünkü içerik yok life skill'ler dışında, hani görev olarak onu da böyle gizliyoruz. A noktasına B noktasına koşarak gizliyoruz. İşte bak yolda PvP olabilir. Yolda PvP olmak için daha farklı sistemler var. Yani yapabilirsin. Ya yapmamak için bir yöntem, yani çok yaparsın abi. Yani mesela şey yapabilirsin.
Karavan yapabilirsin. Yani herhangi A şehrinden B şehrine karavan yaparsın. Bir kere o şehirleri açtıktan sonra karavan olsun. Fiziksel olarak sen mesela PC açık bırak git otomatik gitsin kendi. Çok basit. Yani çok yöntem var. Yani çözülebilecek inanılmaz fazla yöntem var. Ama çözmemişler. Bir senede çözmemişler. Kanser etmişler. Festival olan materyal harcıyor. İşte materyal harcıyor abi. Ve hani hayvan gibi materyal harcıyor. Yani evet oyunda sana çok bol bol materyal de veriyor mu veriyor ama yeteri kadar vermiyor. Mesela Final Fantasy gibi yapabilirsin. Parayla yaparsın ama para cidden çok ucuz. Yani Final Fantasy 300 binim var. Teleport maksimum 300 tutuyor. Yine biraz etkiliyor ama 300 abi yani 300 binim varken 300 koymuyor sana. Manyak gibi ışınlanıyorsun her tarafa. Şeyde bak şeyde okeyim. Mesela üzerinde eşya varsa teleportlandırmasın mesela. Yani belli bir kilo problemi olsun. Belli bir yani çünkü şeyi de anlıyorum. A noktasından B. Gerçi yok PvP'si kapalıysa adamın PvP'si açıksa teleportlandırmasın. PvP'si kapalıysa teleportlanabilsin. Ne fark ediyor? Yok abi her türlü yani bilmiyorum. Ben bu oyunda yani bir şeyi anlayamıyorum. Niye? Yani çok koşuyorlar, çok koşturuyorlar yani. Çok oyu bir yerden sonra tilt edecek. Modele fixleyemez mi onu? Online oyunda ne mod oğlum? Hako fix çok teşekkür ederim ikinci ay için bu arada. 14. ay için, tier 2 için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Turan SMSK çok teşekkür ederim 4. ay için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Bilmiyorum beni yani dediğim gibi beni rahatsız eden şey o oyunda. Ya sprint getirsinler. Sprint'e de okeyim. Hani mount getirmek istemiyorlarsa sprint getirsinler karaktere. Basayım sprint atayım abi. Uğraştırma beni. Karakter ölü gibi koşsun yani. Olimpiyatçı gibi koşsun. Ya beni dediğim gibi şey yani Boyun casual oynarım günde 3-4 saat max. Her gün 3-4 saat oynarsın oynanır. F14'ten önce oynayan yoksa popüler oldu ekmeğini yiyeyim diye mi başladın? Oğlum yayında oynamıyorum ki neyin ekmeğini yiyorum? Oyun yayında oynadığım zaman 500 abone izleyiciye düşüyorum. Hangi ekmek? Türkiye'de MMO ekmeği diye bir şey yok Metin 2 oynamadığın sürece. Aynı zamanda 3 sene önce oynadım, oynayamadım daha. 3 sene önce başladım. Launcher'ın kanserliğine inildim. Ondan sonra 4-5 oyunca başladım. 40 level'a falan geldim. Saldım. Şimdi tam oynuyorum. Şu anda tam böyle bağımlı bir şekilde oynuyorum. Çok zevk alıyorum. Ama Türkiye'de MMO diye bir şey yok arkadaşlar. Daha doğrusu Game Time'la MMO'yu Türkiye'de izletemezsin. Onun ekmeğini yiyemezsin yani. Öyle bir ekmek. Kırıntı yersin. Dedim keşke türlü şube saçta. Açamaz arkadaşlar. Açamaz. İmkanı yok. Kim, yani şöyle bir şey var. Millet MMO'ları kendi oynadığı için izliyor. Yani Ezmon Gold'un bütün kitlesi WoW oynamıyor belki ama WoW da oynadı. Yani hepsi WoW oynadı. Veya Final Fantasy'ye geçiyor. Bilmem ne. Yani bir MMO geçmişi var. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de mantıklı olarak da yani aylık 110 TL veremiyor kimse. Ama işin komik tarafı Metin 2'de her server'a 2000 TL yatırıyorlar. O da çok ayrı bir konu da. Yok. Yani MMO Türkiye'de izlenebilecek bir şey değil. Yapılabilecek bir içerik değil ne yazık ki. Ha ne zaman Riot'ın Türkiye'de MMO'su çıksın hayvan gibi izlenir. O da böyle. Aa evet bak bu arada doğru. Türkiye'de MMO vermeye kesinlikle herkes okey. MMO'ya para vermeye ama penisi büyümesi lazım.
Yani o para verdiğini gösterebilmesi lazım. Yoksa vermez. Yani öyle parayı verdiğini göstermesi lazım kesinlikle. Yani bu parayı ben verdim. Parlayan zırh falan. Ha işte onun gibi yani. Hepiniz bitmek büyük oldu. Güzel bir şey şimdi. Yalan da yok. Riot MMO'su çok kanser bir kitleye sahip olacak. Kesinlikle. Daha sonra şöyle. Riot o konuda çok dikkat etmeli. WoW'un yaptığı hatayı yapmamalı. WoW'daki en büyük hata şuydu. Damage counter'lar, yani herkesin kaç DPS yaptığı, kaç heal yaptığı, add-on'ları toksik bir şekilde kullanmasına izin verildi. Raider IO'dur, Jart'tır, Jurt'tur. İzin vermemeli. Direkt izin vermemeli abi. Yani direkt izin vermemeli ona. Süpermera, onu bir sene önce başvurman gerekiyor ki alman lazımdı. O zaman raid adam bulamıyoruz. Klavye kafa atıp oynuyorsa ne yapacağız? Yok, bulursun abi bak. Eskiden buluyordum. Sıkıntı ne biliyor musun? Yani WoW için anlatayım sana. WoW'un raid sistemi nasıl bok hasarda gittikçe. Şimdi WoW en başta klasikleri, klasiği oynadıysan bu arada hiç fark ettim bilmiyorum. WoW'un en baştaki raidleri TBC'dir, Ice Crown'dur. Şeydir, klasikteki, vanilladaki raid'in hepsi bok gibi arkadaşlar. Mekanik olarak dünyanın en kolayı. Yani zor değil, zor ama oynaman lazım. Yani grindlaman lazım oyunu. Tamam mı? Hani oyunu oynuyorsan orayı yapabiliyorsun. Sonra aynen sadece DPS çek. Adamın bir tane mekaniği var. Sağa kaç, sola kaç, bu kadar. Şimdiye bakıyorsun. Sylvanas'a bacak arandan bak, zıpla havada 3 tane salto at, yerdeki kuşu al, havaya at, kuşu havada vur bilmem ne, DPS çekin bağırsın, what the fuck diye bağırsın böyle yani. Şu anda kanser ama bunun kanser olmasının tamamen sebebi, çünkü şey var, hani get the fuck out gibi bir tane şey var, client var, suratına bağırıyor daaat diye. Ondan sonra başka şeyler koyuyor yani. Boş mekanikler, bunun sebebi de tamamen DBM gibi add-onlar. Çünkü adamlar biliyor, DBM'i koyuyorsun. DBM olduğu için adam da raid'i saçma yapmak zorunda kalıyor. Diyor ki adam, bütün oyuncular DBM'le oynuyor, biz de DBM'e karşı kanser bir mod yapalım diyor, raid yapalım diyor. O yüzden oyunun boku çıkıyor. Yani add-on güzel bir şey ama aynı zamanda kötü bir şey. Yani çok kötü bir cycle o. Ve Raider IO'dur, o DPS meter'dır, oyunu da kanser ediyor. Yani kitleyi kanser yapıyor. Bu arada birisi şey demişti, Ragnaros mitik en uzun süre dayanan mitik raid. Çünkü internet yoktu arkadaşlar. Yani internet yoktan kastım, kimse bunu YouTube'da, internette söylemiyor. Yani o zaman yoktu. Yani herkes bilgin uga buga mod diye böyle amele gibi giriyordu, sonra yeri süpürüyordu. Yani gördük klasikte çıkınca mitik Ragnaros ne kadar dayanabildi. Ya yani o yüzden o toksikliği biraz engellemesi lazım. Emir çoktan attım abi onu bak. Çok spam etme, yapma. Legion çok güzeldi. Legion Blizzard'ın son götünü kaldırdığı expansion'dı galiba. Ben MMO'yu çok seviyorum. Şeyi de çok seviyorum. Yani WoW'u da çok seviyorum ama şu an ilk durumunu sevmiyorum abi. Riot Games güzel şeyler yapıyor ama kitlesi çok toksik. O Riot Games'le alakalı değil bu arada ya bence. Bilmiyorum. Ben tamamen
Onun online herhangi bir oyunda abi. Yani free to play olduğu zaman, online kompetitif olduğu zaman bunlar yani beleş oyun, üzerine kompetitif oyun, üzerine Türkiye welcome. Yani bir oyun bedava olduğu zaman, üzerine bir de kompetitif hani birisiyle kapışmalı bir oyun olduğu zaman yani. Yani Riot'ın oyunuyla alakalı değil o. Türkiye yani sadece Türkiye değil, beleş oyun toksik bir şey. Oyunlarda ve yayıncılıktan sıkıldım oldu mu? Oyunlarda hiç sıkıldım olmadı. Yayıncılıktan sıkıldığım olduydu. Saldım o ara mesela. Bir sene yayın açmadım. Şimdi zevkle yapıyorum ama şu anda mesela daha farklı yayın yapıyorum o 2 sene önceye göre. O zaman izlenmeyi yani eninde sonunda takıyordun. Yani böyle daha böyle izleyici böyle hani kendi yap istediğimi değil de o anda ne böyle mantıklı geliyorsa onu yapıyordum. Ondan sonra dedim ki mal mıyım? Yo özledim yani izlenmediğim için üzülmüyordum. İzleniyordum o zamanlar. Ama şöyle bir sıkıntı var, kendi istediğimi yapmıyordum. Yani eğlenmiyorsun bir yerden sonra. Ondan sonra dedim ki sikerim abi, kendi istediğimi yapacağım ben. Ondan beri çok güzel mesela. Final Fantasy imkansız oynamam. Beynim olsa şey olsa hani. İmkansız oynamam. Ama çok zevkli şu anda. Hayvan gibi oynuyorum mesela. Ölüyorum. Swardog çok küçük, 13 milyon bir için canımsın. En iyi ben abi, sana hoş geldin. Sence Rainbow'daki Türklerin yine 90'ı niye toksik? Biz toksik bir şeyiz abi. Biz oyunlarda çok toksik bir insanız. Öyle. Yani biz online oyunlarda toksiyiz. Türk olarak toksiyiz yani. Türk olarak. Milletçe Türk toksiyiz. Onun oyunla alakası yok. Biz bir de evet oyunları çok ciddiye alıyoruz. Yani mesela Dota'da, LoL'de takım oyunu değil, kişisel oyun olarak varsayıyoruz. Adam hala Roshan gel diyor. Lan sikik. Takım oyunu. Teke tek niye geleyim? Mal mısın gerizekalı? Teke tek niye geleyim? Salak mısın abi? Hayır mesela CS'de abi. Mesela yani CS'dir, Valorant'tır. Oynuyorsun takım oyunu abi. Bayağı bildiğin Valorant takım oyunu aslında. Birebir gel diyor. Salak niye birebir geleyim? Sen gerizekalı olduğundan kaybediyorsun işte o yüzden. Birebir gelmeme gerek yok ki. Gerek yok. Sen salaksın, ben seni öldürüyorum her seferinde. Çünkü yani trade'e çıkıyorum, mal gibi yakalanıyorsun. Ben ne yapayım? Ya yani takım oyunu tek başına oynuyorsun abi. Mesela evet, mesela CS oynuyorduk yayında. Birisi geldi, eğlence oyunu değil, böyle oynama diyor. Manyak mısın? Çık git lan. Evet abi, biraz rahatlamamız lazım ya. Biraz kafa bir rahatlaması lazım. Çok ülkece gerginiz. Abi ülke bizi gerginleştiriyor. Hani oyunlar da değil. Evet, ülke bizi geriyor. FF Free Trial bir dakika değil, normal mi? Yok, az sonra göreceksin. Şimdi yeni kanser yeni başlıyor. Tabii canım, ben oyunu unu diyor bile yedim be. Ben onu oynarken o kart öyle hatırmaz diye duyar yedim. Onu hiç beklemiyordum. Hala bir numaralı duyarımdır. Çok oldum yani onda. Evet, biz kendimizi çok eziyoruz. O çok üzüyor beni. Yani biz kendimizi kesinlikle çok eziyoruz. Şey olarak, Türk halkı olarak. Ezmemize de gerek yok. Bu arada gayet de başarılıyız birçok şeyde. Yani mesela en büyük şeylerden birisi İngilizce. İngilizce konuşmaktan çok korkuyoruz. Müthiş güzel aksanımız var bizim. Yani bütün diğer lisanlar aksan olarak en anlaşılır aksanlardan birisi bizimkisi. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz mesela. Dümdüz Türk aksanıyla welcome, hello filan da öküz gibi girsem bile o kadar rahat anlaşılıyoruz ki. Bir İtalyan görün ondan sonra anlayın. Bir Fransız İngilizcesi görün ondan sonra anlıyor. Onu bile anlıyorlar herifler. Kanser olmuyorsun abi. Hiç gerek yok
Ama yok, aşağılıyoruz abi kendim. Gerek yok yani. Evet, Hint aksanı diye bir gerçek var abi. Ben bu heriften 2 sene matematik dersi aldım, Hint aksanlı heriften. Ben ondan anladıktan sonra her şeyden anlayabilirsin. Yok yani. Evet abi, anlaşılabiliyor yani. Veya şeyde aynı şekilde Türk oyunu. Gerek yok abi, niye Türk oyunu yani? Oyun da abi, Türk oyunu demene gerek yok. Ben mesela Türk oyunu deyince otomatik olarak oyun Sikko olduğunu anlıyorum. %99. Hiç yani çok çok az şaşırttı yani beni mesela. Hani mesela başlıkta mailler geliyor bana, hani oyunumuz bilmem ne falan diye. Güzel oyun yapan oyununu anlatıyor. Sikko oyun yapan Türk oyunu başlığıyla geliyor mesela. İyi oyun yapan oyununu anlatıyor çünkü herif oyununa güveniyor. Adam mesela şey diyor, yani Türk oyununun falan olduğunu bahsetmiyor. Adam Türkçe mailini atıyor, diyor ki böyle böyle bir oyunlarımın şeyleri bu, özellikleri bu, kodum bu. Tertemiz. Bir de bir diğeri geliyor, Türk oyunu. Hadi bak. Başın ağrıyor böyle. Yani yeterli abi. Kendimizi ezmemize gerek yok. Cidden başarılıyız. Yazılımda da çok başarılıyız bu arada. Evet, bu arada yazılımda biz inanılmaz başarılıyız. Onu da söyleyeyim. Yani böyle yazılım konusunda, hani oyun değil, yazılım konusunda da. Yani Spotify'da, Microsoft'ta, Netflix'te, Facebook'ta, Twitter'da, başka hangi, benim bildiğim, bak kendi tanıdığım, bildiğim insanlar. Unity'de, Epic Games'de, yani bunların hepsinde benim orta ve üst düzeyde çalışan arkadaşlarım var. Spotify'da. Yani var, var oğlu var abi. Yani o yüzden o kadar şey yapmanıza gerek yok yani. Şeyde Creative Assembly'de var. Hatta Sabancı'dan mezun galiba o. Creative Assembly şey işte, Shogun, Total War serisini yapan, Alien Isolation'ı yapan ekip. Dice'de konsept art olarak çalışan, evet de tasarımcılardan da çok var. Ben tasarımcıda çok bilmediğim için yorum yapamıyorum ama tasarımcılardan da çok fazla bilen var. Şeyde çalışan var. Mesela eskiden Xbox'ta çalışıyordu, Playgrounds'da çalışıyordu. Forza Horizon 2 ve 3'ü üzerinde çalışan, sonra da şimdi Activision'da, hangi stüdyosunda bilmiyorum da orada çalışan var. CD Projekt Red'de çalışan var kesinlikle. Konsept tasarımcı, çok güzel sanat yapıyor. Ya var oğlum, yani dediğim gibi böyle kendimizi çok böyle yapmamıza gerek yok yani. Yapabiliyoruz. Ya yani ülkeyle alakalı değil bunların hiçbiri. Ezmeyin oğlum bu kadar kendinizi. Canko, çok teşekkür ederim 5 milyon mülkü. Canımsın, en iyi haberimsin. Namaz hoş geldin. Keşke çoğunda Türkçe dil desteği önem verilmiyor. Sence sebebi ne? Almıyoruz oyun. Bu kadar basit. Çok, çok basit arkadaşlar onun denklemi. Bir ülkeye yatırım yapmak için o ülkeden para kazanacağın bana. Para kazanacağını hissetmen lazım. Türkiye'den hiç kimse para kazanmıyor oyun dünyasında. Almıyoruz mu, alamıyoruz mu? İkisi de. Şu anda alamıyoruz. Eskiden almıyorduk. Eskiden imkanımız vardı. İmkanımız vardıdan kastım, ekonomimiz daha düzgündü. O zaman almıyorduk. Şimdi almak istiyoruz, alamıyoruz. Geçmişteki geleceği sekti. X-Men Future from the Past. Ya öyle. Jack OKG, Jax OKG, çok da şık burada abone olmuş. Canımsın, en iyi abonemsin. Namına hoş geldin. Tabii geçmişte alsaydık şimdi alabilirdik. O Mistsky, bu arada söyleyebilir miyim onu ya? Mesela evet, mesela Epic'te çalışan dediğim, tanıdığım kişi de Mistsky. Evet.
Mystikay ben geçen şeyde okudum. Transfer olmuş. Ya. Ben geçen söylemiştim, emin olamadım söyleyip söylemeyeceğimi, açıklayıp açıklamayacağına. Giz değil. O biliyorum ya. Ben emin olamadım. Çünkü o odaya yazmıştın ya. Eskiden freelance'di. Mystikay eskiden Unity'de asset yapıyordu ki ondan hala para kazanmaya devam ediyordu. Onların üzerinde çalışmaya devam ediyor ama şu anda Epic'te çalışıyor. Gümüşhaneli Madara, çok düşük ikinci ay için canımsın. İyi abonem, sıramıza hoş geldin. Bu arada evet, kesinlikle. Yani Mystikay'ın assetleri benim kullandığım en iyi assetler ve çok asset kullandım. Kesinlikle ben yani Unity'de çok asset kullandım. O kadar kaliteli ve temiz asset çok az gördüm. Bir şeyi kullandım. Onun için işte mesela aynı kalitedeydi. Neydi? Tune FX'i yapan adam. Galan TR, çok teşekkür bu arada abone olduğun için. Özür dilerim kaçırdığım için. Çok teşekkür 5. ay için. Neydi o adamın ikisi? O adam da çok iyi. Arcanor VFX. O da çok kaliteli işler yapıyor. Acaba bir şirket kurarsa Türkiye'de iyi bir yazılım geliştirebilir mi? Bunun ülkeyle alakası yok. Her yerde geliştirebilirsin. Yani bunun şeyle bir alakası yok. Türkiye'de başlarsan bir tık daha zor başlıyorsun ama geliştirirsin. Yani Getir'e bak mesela. Getir bunlardan birisi. Getir en büyük. Hatta yani yazılım olarak, oyun olarak değil. En büyük başarılardan birisi Getir. Yani biraz hard mode'da başlıyorsun. Kesinlikle ama yani demek istediğim bizim Türkiye'de yazılımcılar, işte dediğim gibi yazılımcılar abi, bunlar yazılımla yani yine yapılabilir, yapılamaz değil, tabii ki de yapılır. Türkiye'de biraz daha dediğim gibi biraz daha zor modda, yani difficulty bir tık, yani daha fazla grind yapmak zorundasın. Yani grind'ı daha fazla. Ama ya yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki de. Niye yapılamasın? Ama dedim grind'ı daha fazla. Özellikle ilk yatırımcını bulana kadar daha zor. Bunun en büyük sebebi de masraflar. Kesinlikle masraflar. Yani özellikle server masrafları filan. En büyük şey yapıyor, bitiriyor o tür yazılımcıyı. Çünkü yani normalde AWS dediğim 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar ne alacağına göre, ne istediğine göre, kaç çekirdek istediğine göre değişiyor tabii de bu. Ama yani elinde sonunda şimdi yazılımcı için her ay 5 dolar yurt dışında bir kahve olsa da Türkiye'de yani koyuyor bir yerden sonra. Ki adam kendi serverını açamıyor çünkü evde öyle bir internet yok. Yurt dışında insanlar kendi garajında açma olasılığı var çünkü öyle bir internet var. O yüzden de o da mesela hani şey bariyerine patlıyor. İşte Atapos %95 kötü ama yani. Tabi Türknet varsa yapabilirsin. 1 gigabit'e 1 gigabit 100 TL. İstediğin kadar server aç. Aha go brr. Kolay gelsin, çok iyi firmadır. Kesinlikle. Müthiş bir şey yani. Dur şeye bakalım. 195 uptime nesi kötü? O %5'te çok fazla insan kaybedersin. Sen bir siteye girdiğinde o site açık değilse o kullanıcıların birçoğunu kaybedersin. %99.8 olması lazım minimum. Minimum ama yani. Tı 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 t
Şarkıyı göremezsiniz çünkü YouTube'dan çalıyorum ama ben size böyle atayım. Tabii ki de mantıksız aslında Sarp. Oy Silver 55 milyar milyar yıl. Çok teşekkür ederim onun için. Senin tatil bitti mi? Bu arada. Metobo çok teşekkür ederim 6. ay için. Gümüşhane Madara 2. ay canımsın. En iyi haber misin? Bu arada şuna bakalım. Çok zevkli geçecek ama zor. Ya BBL için çok zor. BBL için çok zor abi bu. Charles'ın değişim muhabbetini gördün mü? Ya onu görmedim bu arada. Öyle bir şey okudum ama olayı görmedim. Bir alt çarttaymış, yukarı atmışlar. Kim ne değişmiş ki? Bu eski. Ha burada. İlkinde böyleymiş. Sonra böyle yapmışlar. Bilmiyorum. Bence bu daha zor. Ben en azından benim gözümde ben BBL olsam buraya alınmayı rahatsız olmam. Bu eski chart, bu yeni chart. Ama ben buna itiraz etmem. Ben futbolistan daha çok korkuyorum Fireflux'tansa. Çünkü yani futbolist daha oturmuş bir takım. Fireflux yeni ama çok iyi bu arada herifler de. Yani futbolistle karşılaşmak istemem ikinci semifinalde. Yani buraya alınması benim gözümde BBL için daha iyi bir şey. Aa evet, böyle bir anda değişmiş saçma. Bence de bu arada ben şeye katılıyorum kesinlikle. Bu tür evet, bu tür çekiliş, yani bunun çekilişli olması lazım. Bunun yayında, canlı yayında yapılması lazım. Ya canlı yayında yapacaksın ya da bu takımların kaptanlarını Zoom call'a alacaksın. Sen hani internette yaymak istemiyorsan Zoom call'a alacaksın, Zoom call'da yapacaksın. Hani şeyde yapmak zorunda değilsin. Bütün Twitch'te herkesi hani Şampiyonlar Ligi finali gibi göstermek zorunda değilsin de. Ya orada bir yani en azından şeye, takımlara göstermen lazım gerçekçi bir şekilde yapıldığını. Çünkü öyle bir anda aa buradan buraya gelmiş, hata yapmışız gibi yok, hoş gözüken bir şey değil. Koridora çıkılıyor. Ha öyle olması lazım. Bence de katılıyorum. Takımların kaptanları veya da yöneticileri sen orada olmalı diyorum. Evet evet. Ya fiziksel olarak orada olmak zorunda değiller. Zoom call yapsınlar abi. Aç Zoom'u. Discord'dan aç be. Yani Discord'dan da olur abi. Yani büyük prodüksiyon yapmak zor. Mesela prodüksiyon yapmak istemiyorlardır. Anlarım. Canlı yayında yapmak istiyorlar. Twitch'e herkese yaymak istemiyorlardır. O zaman bütün sadece şeyler yönetiyor. Yani o firmanın kaptanları veya şey firmanın demişim. O e-spor takımının kaptanları veya yöneticileri eşliğinde Zoom call yap. WhatsApp aç. WhatsApp grubu aç abi, yani o kadar zor bir şey değil. Niye yaymak istemesinler ki? Abi bunların prodüksiyonu pahalı. Adam belki sadece kura çekilişi için o kadar para harcamak istemiyordur. Yani yapabilirsin. Ama yani hala transparan yapmanın yolları da var, dediğim gibi Zoom. Açarsın Zoom'dan tak diye yaparsın yani. Takım yani takım liderlerini çağır veya kaptanları çağır. Fark etmez. Yapılabilir bir şey, yapılamaz bir şey olduğunu düşünmüyorum, bilmiyorum. Yani şeyi çok azaltıyor. Güvenilirliği çok azaltıyor bu tür şeyler. Ha, benim görüşüm hala bu BBL'e yaramış bir şey. Benim gözümde, ben dediğim gibi futbolistan yani BBL burada olursa şansı daha zor.
buradayken biraz daha fazla. Çünkü BBL FPX maçı çok eşit geçen ama BBL tarafında daha ağır geçen. Hani daha BBL toparladığında daha iyi geçen bir maçtı ki şimdi bootcamp yaptılar. Daha iyi olduklarını düşünüyorum. O yüzden hani BBL'in alacağını düşünüyorum ama işte şu futbolist de burada karşılaştırdıklarında ne olacak onu bilmiyorum. Ki burada bir tane takım çıkacak. Grand Final'da kim kazanırsa çıkacak burası. Bu çok zor olacak. Burada pick'em yapamıyorsun değil mi? Bu çok üzücü burada pick'em yapamaman. Var mı? Dur ben login yapayım o zaman. Ben The Spike'da yapıyordum hep. Dur şimdi login'im var. Evet, Spike GG'yi kullanmayı o yüzden bıraktım. Spike GG'nin yapımcıları bok gibi insanlar olduğu için. Neymiş bu? Çok merak ettim. Bakıyorum. Ben çok tatlıymış cidden yani. Loki ve göbeği. Nasıl yapıyorum pick'im? Yapamıyorum. Yalan söylediniz bana. Close Call of Fiends'ın altında. Ha burada. Kafamın önündeymiş. My bad. Sorry chat. Bu zor bir maç. Burada rare çıkar demek istiyorum ama emin de değilim. Aldır kemiksiz abi. Bu elemede kemiksiz diye bir şey yok. Ya yani bu elemelerin hiçbirinde kemiksiz diye bir şey yok. Kemiksiz olsaydı bu elemelerde olmazlardı. Bu arada BBL'in maçları çok kanser olacak. Kanserden kastım şu. Şeyler niye gelmedi? Ha. yok, toksik kitle yüzünden değil. Onunla alakası yok. BBL'in maçları her zaman 3 maç 3 map gidiyor. Her seferinde de overtime'a gidiyor. Çok uzun abi, çok uzun. Bitmiyor maçlar. Adamların bir önceki VCT'de minimum maçı 2 saat neredeyse. Ölüyorsun artık böyle, Allah'ım ya Rabbim bitse de gitsek modunda takılıyorsun artık. Ruhunu teslim ediyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Sonda lower final'da emin değilim. Lower final'da emin değilim. Tek şeyim lower final. Lower final'da niye böyle düşünüyorum? Fireflux'ın ben kaptanının çok iyi taktik yaptığını düşünüyorum. İlk maçta büyük ihtimalle BBL yenecek çünkü bootcamp'i çok iyi yapıyorlar bence. Bootcamp o Fireflux maçında kesinlikle kendisini gösterecek. Ama Marnq'ü bu maçta gördüğü taktiği geri toparlayacak diye düşünüyorum. Futbolistin de formu düştü. Yani bu Grand Final'den de çok da emin değilim.
bu maç da mesela çok yakın geçebilir. Burada da mesela yani şu üçlüden %100 değilim kesinlikle. Ya bu üçlüde kesinlikle hepsi, yani bu da olabilir, bu da olabilir, bu da, yani hepsi değişebilir. Ya bunlar da mesela dediğim gibi yani bunlar tamamen kaynak götüm. Ben böyle hissediyorum ama olmazsa da şaşırmam. Yani buradakilerde şaşırırım. Ama belli de olmuyor. Valorant çok daha yeni bir oyun, taze bir oyun. Mesela hani Firefox gibi daha 1,5 aylık takım haha gober diye bütün yani sektöre giriş yapabiliyor. Belli de olmuyor ama yani. Bence bu. Güzel maçlar olacak, evet. Oradan da mı espri ya? Sektörü. Ha? Funny. Espirimatik. Oksijen ne oldu bir aralar, vardı onlar. Onlar üst oğlum onlar ilk o kadar iyiler ki ilk elemede çıktılar. Yine siz yine bir espri ama ya. Yani. Ama Valorant'ta şeyi çok fark ediyorsun. Valorant'ta kesinlikle IGL'nin önemi çok büyük. İnanılmaz büyük. Ve koçun önemi çok büyük. Yani kesinlikle Valorant'ta taktik ve in-game lead, aynı zamanda koçun önemi çok 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 büyük. Aim'den daha büyük hatta bence. Ki mesela hatta bence Sentinels şu anda o yüzden kazanıyor 3 aşağı 5 yukarı. Uzun vadede değişecek bu. Ama mesela şu anda Shazam hem in-game lead'liği yapıyor hem de koçluğunu yapıyor. Yani adam şey yapmak zorunda değil. Bir şey yanlış olduğunda, yanlış olduğunu gördüğünde taktik şeyi almak zorunda değil. Taktik pahası almak zorunda değil. Maç içinde Allah belanı versin öyle mi oynadı diye çatırt diye söyleyebiliyor. O da çok büyük bir artı şu anda. Uzun vadede bence problem olacak da. Bence Berlin'e EU takım kazanacak bu sefer. Bakalım. Geçen seferki en büyük problemi şeydi. EU'nun Amerika'nın. Amerika'nın metası tam bir tuşa basayım, koşup adam vurayımdı ya. EU'ya gitmedi o. EU, yani o metalar zaten birbirine çok zıt metalardı. Kim kazanacağı belli değildi. North America kazandı. Sentence takım taktiklerini EU'dan kazanıyor. Sentence takım net bir şekilde taktikten kazanıyor. Onu diyorsan sadece Masters izlemişsindir. VGT'leri izle anlarsın. Tabi Amerikan metası hala öyle. Amerika hala dümdüz koşayım, W'ye basayım, herkesi vurayım. Böyle ha ha gor diye böyle koşuyorlar. Çok zevkli. Bayılıyorum. Aa, sen de Sentinel kalsın sonuç ne olur? Belli olmuyor abi. Şu yüzden belli olmuyor. Şu anda meta çok değişiyor. Yani asıl bu Masters metasını daha görmedik biz. Bir şeyi görmedik yani. Her büyük turnuvada bir meta değişiyor. O metayı görmemiz lazım ki. Evet, bir de Kayo faktörü var. Mesela Kayo'yu görmedik abi. Kayo ne kadar değiştirecek oyunu bilmiyoruz ve bayağı değiştirecek. VGT'lerde Kayo'yu görmüyoruz ama Masters'a göreceğiz diye biliyorum. Yani bence mesela Kayo kesinlikle her takımın pikleyeceği bir şey. Evet, Rife fix'i ve oyna. Blender ölmek istiyorum ama çok yeteneksizim. Ne yapmalıyım? Yapmaya başla. Bilmiyorum, ben de Blender kullanmıyorum. Ben de çöp adam çizemiyorum ama yani yapmaya başlamadan bir şey yapamazsın. Pıt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 
Bu arada bugün oynayacağımız co-op oyunlar. Bu arada bir ara bunu bugün değil de yarın deneyeceğiz. Çünkü yarın tamamen ambargo kalkıyor. Bunu da deneyeceğim. Ama yarın deneyeceğim bunu. Yani bugün de oynayabiliyorum ama bazı ambargo detayları var. O yüzden bunu çok şey yapmak istemiyorum. Bugün oynamak istemiyorum. Yarın oynamak istiyorum. Koha izin vermişler. Ya oynayabiliyorsun. Sadece belli bir seviyeye geldiğinde eskisi oynarken bu diklenmemiş. Yo sikledim. Ama oyun early access'ti. Şu anda early access'ten çıkıyor yarın. Early access oyunları oynamıyorum iki aylıysa. Olabildiğince. Bugün bu var. The Greatest Penguin Heist. Müthiş bir oyun. Diğeri de Ghost Hunters Corp. Hatta bir tane daha var. Onu da oynamak istiyorum ama ismini unuttum. Pico bilmem ne. Pico Park. Dünyanın en kanser oyunuymuş abi bu. Klasik Edition'ın farkı ne? Bu niye mixed? Hmm. 8 kişi olmasına gerek yokmuş ya bu arada. Daha az da oynayabiliyor musun? Bu Pico Park'a da bakabiliriz aslında. Dur alayım ben bunu. Bu arada internetim tamamen wireless şu anda. Bugün nedense ethernetim böyle garip davranıyor. Yazılımsal bir hatadan dolayı. PC'de şey yapasım gelmedi. İsmini alınmış olayından. Ben hiç izlemiyorum arkadaşlar. Ama Soda Pop'in dersen Soda Pop'inden çok yayın aldım. Oyun aldım. O yalan yok. Onu da söylüyorum. Ama bunların hiçbirini Soda Pop'inden almadım. Dur bakayım. Birlikte oynadılar zaten. İşte Soda Pop'in her zaman daha önce oynar. XQC'yi ben izlemiyorum çünkü. XQC beni biraz... çok toksik abi oyunlarda. Yok kaldıramıyorum. Siz çok zevkli ama yok. Soda benim adamım. Ghost Hunters Corp'u Voltus önerdi. Penguin'in oyunu birisi hediye etti bana geçen hafta. Pico'yu da bir chatten birisi önermiş ama bunu ben OTV yayında izledim. Ghost Poke oynadı ilk. Poke zaten şey oluyor genellikle. Poke oynuyor, Soda görüyor, Soda büyütüyor oyunu, patlatıyor, sonra herkes oynuyor Twitch'teki. Ama bu arada harbiden öyle. Twitch'teki neredeyse bütün oyunları patlatan kişi her zaman Soda Pop'in. Öyle bir gerçek var. Ve bunun içinde Among Us da var. Evet, Among Us. Patam 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 patam. Pam 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 pam. Miskif çok komik ya. Evet, Soda genellikle patlatıyor sonra oynamıyor. Güncellenir. Kanye sen yine arayıp sor. Soda Pop istedim tabi Simpies. Dur bakayım. Bizimkiler burada mı?
Project Zombies Divestiş'i gördün mü? Yok, görmedim. Bayağıdır bakmıyorum. Hangisini oynayalım ilk önce? Nerede? Allah'ım. Sanki şu çok ilgimi çekiyor ya ilk önce. Abi nerede bu? Bu çok ilgimi çekiyor. Bu nedense beni böyle bir